Güncel Haber kanalımdan herkese merhabalar. Emekli maaş farkları yattı mı? Emekliye ek zam farkı ne zaman yatırılacak? Meclisten geçti mi? İşçi ve Bağkur emeklilerine %5 ek zam verilmesine ilişkin teklifin bugün genel kurulda görüşülerek yasalaşması bekleniyor. Sigorta kapsamı 4A ve 4B olan emeklilerin zamlı maaşları, tahsis numaralarına göre hesaplara ek zamsız olarak yatırılmaya başlandı. Emekliler tarafından maaş farkı ve ek zammın ne zaman hesaplara yatırılacağı ise merak konusu oldu. Sosyal Sigortalar Kurumu, SGK, tarafından yapılan açıklama sonrasında ise emekli sandığı kapsamında olanların maaş farklarının yatırılacağı tarih belli oldu. 2024 Ocak ayı itibarıyla emekli maaş farkı ve ek zammın ödeneceği tarihler merak ediliyor. İlk olarak 6 aylık enflasyon farkına göre %37,57'lik zam artışına hak kazanan emeklilere, kabine sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan bir müjdeli haber daha verdi ve emeklilere ek %5 zam yapıldı. Yapılan emekli maaş zamlarıyla birlikte, maaş farklarının yatırılacağı tarihler araştırılmaya başladı. Peki, emekliye maaş farkları ve ek zam ne zaman yatacak? Emekli sandığından aylık alanlar için zam farkı tarihi belli oldu. Sosyal Güvenlik Kurumu, SGK, alanların Ocak ayı zam farkı ile harp ve vazife malullerinin ek ödemelerinin 26 Ocak'ta ödenmeye başlayacağını duyurdu. Aylıklarını üçer aylıklar halinde alanlardan Kasım-Aralık-Ocak döneminde aylık alanlara bir aylık tutarında, Aralık-Ocak-Şubat döneminde aylık alanlara iki aylık tutarında, Ocak-Şubat-Mart döneminde aylık alanlara üç aylık tutarında aylık farkı verilecek. 2.481.769 kişiye 19,3 milyar TL fark tutarı ödenecek. 4A SSK emekli maaşı ödeme tarihleri. Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde. Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde. Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda. Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde. Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde. Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde. Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde. Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde. Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde. Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor. 4B Bağkur emekli maaşı ödeme tarihleri. Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde. Tahsis numarası son rakamı 3,1 olanlar ayın 26'sında. Tahsis numarası son rakamı 8,6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde. Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar. 4C emekli sandığı maaşı ödeme tarihleri. 3 ayda bir olarak alınan emekli sandığı maaşlarının ödeme günü aşağıdaki gibidir. Söz konusu günler, cumartesiye denk geldiğinde ödeme cuma, pazar gününe rastladığında pazartesi günü yapılır. Şubat, Mayıs, Ağustos, Kasım aylarında aylık alan birinci gruptakiler. Doğum tarihleri 00-40 arasında olanlar maaşlarını ayın birinci gününde. Doğum tarihleri 41 ila 46 arasında olanlar maaşlarını ayın ikinci gününde. Doğum tarihleri 47 ila 49 arasında olanlar maaşlarını ayın 3. gününde. Doğum tarihleri 50 ila 53 arasında olanlar maaşlarını ayın 4. gününde. Doğum tarihleri 54 ila 99 arasında olanlar maaşlarını ayın 5. gününde. Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarında aylık alan 2. gruptakiler. Doğum tarihleri 00-22 arasında olanlar maaşlarını ayın 1. gününde. Doğum tarihleri 23 ila 28 arasında olanlar maaşlarını ayın 2. gününde. Doğum tarihleri 29 ila 48 arasında olanlar maaşlarını ayın 3. gününde. Doğum tarihleri 49 ila 54 arasında olanlar maaşlarını ayın 4. gününde.
Doğum tarihleri 54 ila 99 arasında olanlar maaşlarını ayın 5. gününde, Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarında aylık alan 3. gruptakiler. Doğum tarihleri 00-33 arasında olanlar maaşlarını ayın 1. gününde. Doğum tarihleri 34 ila 37 arasında olanlar maaşlarını ayın 2. gününde. Doğum tarihleri 38 ila 40 arasında olanlar maaşlarını ayın 3. gününde. Doğum tarihleri 41 ila 43 arasında olanlar maaşlarını ayın 4. gününde maaşlarını alırlar.